Değerli arkadaşlar, basın toplantımızın ilk konusu dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra hemen belediyelerin vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarını kendisine vazife edinen Çalışma Bakanı'nın açıklaması. Bakan 96 milyar tutarındaki büyük şehirlerin sigorta primi borçlarını hemen tahsil etmeye başlıyoruz ve yazı yolladık dedi. Şimdi bir kez daha buradan bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve Çalışma Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, 2004'ten bugüne kadar Bursa'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Adıyaman'da, 2019'a kadar Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de biriken borçlar için ne yaptınız? Tek bir icra işlemi yaptınız mı? İller Bankası'ndan tek kuruş kesinti yaptınız mı? Yapmadınız. Ben bir parça edep, utanma diyorum. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yeni kazandık. Ne kadar vergi ve prim borcu var biliyor musunuz? 4,5 milyar. Onu vereceksin Recep Bey. Onu verdikten, ödedikten sonra benim belediyem hakkında işlem yapacaksın. Bugüne kadar belediyenin birikmiş borçlarını, pis işlerini bizim belediyelerimize yükleyemezsin. Uşak Belediyesi, yeni kazandık. 1 milyara yakın borcu var. Onu ödeyeceksin Recep Bey. Geliyorum Zonguldak, 546 milyon. Kastamonu, 505 milyon. Kütahya, 269 milyon. Kırıkkale, 195 milyon. Kilis, 32 milyon. Ankara, İstanbul'un 2019'a devralan borçlarını bugüne devrettiğimiz zaman 20 milyarı geçiyor. Şirketler ve belediye. Şimdi sen kendi dönemindeki kendi belediyelerinle ilgili yaklaşık 20 yıllık borçları görmezden geldin. Birikti, 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 birikti. Ne oldu? Şimdi sizden istiyorum. Bakın, bunun tek bir sebebi var. Emekliye, işçiye, çiftçiye, öğrenciye arkasını dönmüş, görmezden gelen bir iktidar var. Bizim belediyelerimiz yurt açıyor. Kırtasiye yardımı yapıyor. Dershane açıyor. Halk mutfakları her belediyede açılmış durumda. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde, Mersin'in, Adana'nın her mahallesinde insanlara ucuz yemek veriliyor. Halk ekmek, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyor. Çiftçiye gübre, tohum, iş makinesi yardımı yapılıyor. Bunları yapmaktan aciz bir cumhurbaşkanı ve yönetimi şimdi belediyeleri çalıştırmamak için 20 yıllık kendi dönemindeki belediyenin borçlarını tahsil etmeye çalışıyor. Yani diyor ki ben vermiyorum emekliye, işçiye, öğrenciye, sen de vermeyeceksin diyor. Benim gibi olacaksın diyor. Hayır, biz senin gibi olmayacağız. Senin gibi zalim olmayacağız. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum. Bu borçları ödeyeceksin. Ya da bu borçları sileceksin. Ondan sonra geleceksin benim belediyeme. İcra ya da ödeme emrini olacaksın. Ben buradan bir kez daha 85 milyona Cumhurbaşkanı'nı şikayet ediyorum. Geliyorum sokak hayvanları. Dün mecliste gördünüz. 3 kez saldırı oldu. Deme oldu, İyi Parti oldu, Saadet oldu. Fiziki şiddet kullandılar. Niye? Cumhurbaşkanı çünkü meclise geldi. Konuşmasından sonra grubuyla konuştu. Saldırın dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz anayasa ve iç düzeye göre tüm haklarımızı koruyup hayvan yasasına karşı direneceğiz. Şimdi Mustafa Ali Taş diyor ki, hayvan severler 4 ayak üzerinde yürüyerek, köpek gibi havlayarak gösterini yapmak yerine sorumluluk sahibi olsunlar. Bir sefer artık hakaretlerimizi kediler, köpekler, hayvanların üzerinden yapma acizliğini göstermeyeceğim. Yani bu benzetme sana yakışır demiyorum ama bu tabir, bu çirkinlik ancak AKP'nin genel başkan vekiline yakışır. Milyonlarca yurttaşa, milyonlarca vatandaşımıza
bu benzetmeyi yapacak kadar küçülen bir genel başkan yardımcısı var AKP'de. Oysa anketlere bakın. 6'ya yakın anket yapılmış. Kendi seçmeninin büyük çoğunluğu, MHP'nin seçmeninin büyük çoğunluğu bu yasaya aykırı. Kendi seçmenine köpek benzetmesi yapıyor. Kim yapıyor? Elit yaş yapıyor. Ben bu güzel canlıları iade edeceğim ama ona benzetmek bile istemiyorum. Onu 85 milyona havale ediyorum. Burada ısrarla uzlaşalım. Hayvan yasasında bu hükümlerle, bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hükümleri alınacak. Toplama maddesi çıkartılacak. Ve bu hayvanların ıslığa, aşısı, bakımı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe merkezi yönetim, yani saray ve belediyelere paylaştırılacak. Bütçe ayrılacak, kadro ayrılacak. O yüzden yine belediyelere sorumluluğu yükleyerek, belediyeleri suçlayarak, tüm bütçeyi belediyeye yükleyerek bu yasa çıkmaz. Önce hayvanları yaşatacağız, bu bir. Toplama kampları gibi hayvanları bir yerde toplayarak sorumluluğu da belediyeye vereceksin. Bunu kesinlikle unutacaksın. Üç, buna yetecek, hayvanları yaşatacak, aşılatacak, kısırlaştıracak bütçeyi de hep beraber sağlayacaksın. Ondan sonra düşünülebilir. Ama bu haliyle bu yasa buradan geçmemesi için dün 4'te bitti, önceki gün 3'te bitti. Bugün de kaçta biteceğini bilmiyoruz. Sabahlara kadar biz direneceğiz. Son olarak Bingöl'de bir uyuşturucu bağımlısının bir kez daha ne kadar topluma, ülkeye zarar verdiğini gördük. Hep bunu gündeme getirdik. Avrupa Uyuşturucu Raporu sonuçlarına göre Türkiye'de rekor derecede uyuşturucu madde ticareti kullanımı artmış. Bununla ilgili sade cezai yaptırım değil, çok ciddi anlamda tedavi, sosyal destekler okullardan başlayarak çocuklarımıza sosyal destek vererek bunu çözmeliyiz. Bu konuda bir seferberlik yapılması lazım. 7 yıldır bunu gündeme getiriyoruz. Türkiye uyuşturucu tacirlerinin uğrak yeri haline geldi. Ortaokul ilk öğretimde maalesef ki kullanımın başladığını görüyoruz. Bingöl'deki olayda bunun çok çok çarpık bir örneği. Ben yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ama bununla da uğraşmayan, bunu dert edinmeyen bir iktidar olduğunu söylüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorularınız varsa alırım. Teşekkür ediyorum.